Dedi senin işin nedir? Dedim seyran. Dedi senin neyin vardır? Dedim üryan. Dedi sende bir şey var mı? Dedim sevdan. Dedi elde gözün var mı? Söyledim yok, yok. Söyledim yok, yok. Söyledim yok. Dedesi İzzet Karacabey, İstiklal Savaşı gazisi. Babası Nüshet Sinanoğlu, bizzat Atatürk tarafından görevlendirilmiş çok yetenekli bir Türk diplomatı. Eşinin öğretmeni, çocuklarının sevgili babası. 43 yaşında hayata veda etmesiyle genç Oktay'ın İtalya'da başlayan hayatı, Ankara'da zorlu bir döneme girecektir. Ve yine o günlerden bir sabah, okula çarşıda sallana sallana giderken kendisini takip eden annesi bitiverir arkasında. Bir tokat iner. Kendi deyimiyle acısını yıllarca duymuştur. Ancak bir yere giderken dost doğru gitmeyi öğrenir bu anne tokadıyla. Ahbapların telkiniyle liseyi bitirdikten sonra ABD'ye gönderilir ki okuyup gelsin, burada kimya öğretmeni olsun. Liseden beri ben işte en iyi bu işi nerede yapıyorsa oraya gideceğim ve orada onların bir parçası değil de kendi ülkeme çalışacak, kendi bildiklerimi yapacak ya da insanlık için daha faydalı şeyler yapacak bir çaba içine girmeye karar vermiştim. Bunu da işte bütün çalışmalarım bu yönde oldu diye bize sürekli söylerdik. Birkaç sınıf birden atlayarak lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladığı Berkeley ve MIT evren kentlerinde asıl ilgilendiği, uğraşıp durduğu kuramlarıdır. Aldığı pek çok teklifin ardından Yale evren kentinde profesörlüğe başlar. Yaklaşık 20 yıllık bir zaman zarfında ortaya koyacağı kuramlar temel bilimlerde çığır açacaktır. Atom ve moleküllerin çok elektronlu teorisi, çözgeniter kuramı, kimyasal tepkime mekanizmaları kuramı, mikrotermodinamik, değerli kabuğu etkileşim kuramı adlı çalışmaları bunlardan başlıcalarıdır. Ve Oktay Sinanoğlu manşetlerde. Dünyanın en genç profesörlerinden biri. Kuramlarıyla temel bilimlerde atomlar, moleküller gibi küçük şeylerle uğraşıyor ama büyük işler yapıyordur. Asıl konunuz kimya. Vallahi şimdi kimya öyle o da değil de şöyle bir üçgen çizersek köşelerine kimya, fizik ve matematiği kurarsak bu üçgenin orta bölgesi bizim alandır. Onu en çok üne kavuşturan çalışması 1960'ların başında yaptığı çok elektron teorisi diye bilinen, İngilizce'de many electron teori diye bilinir. Onun en bilinen çalışmasıdır ve bilime en büyük katkısı olarak bakılır. Bu teori çok elektronlu sistemlerin fiziksel özelliklerini açıklamada çok başarılı oldu. Onun yine başka bir ünlü çalışması DNA ile ilgilidir. İşte Aziz Sancar'a da 2015'te Nobel kazandıran DNA ile ilgili. Birçok çözgende niteliğini kaybediyor. Sadece suda niteliğini kaybetmiyor. Bunun neden böyle olduğunun teorisini kurdu. Ve o teoriyi kurduktan sonra Yale Üniversitesi'nde ikinci kürsünde moleküler biyokimya, biyofizik kürsünde profesörlüğe atandı. Yani iki kürsüde bildiğim kadarıyla Yale'de profesör olan tek kişi. Ve şunu söylerdim. En güçlü teoriler sonuç basit matematik açıklamalara dayanmalı. Hiçbiri başını döndürmez. İçindeki merak duygusu başarılarından daha büyüktür. Araştırmaya devam eder. Bilginin peşinde olmayı sürdürecektir. Biz daima hem bilimle uğraştık hem de Türk milleti için uğraştık. Vatan için uğraştık. Zaten bilimi de onun için yap. Çünkü hani bilim ne içindir? Bilim de insan içindir. Bilim artı gönül diyoruz. Akıl artı gönül diyoruz. Çünkü insanda akıl varsa ve mesela bilimi kullanarak da aklını geliştirir, onu faydalı bir hale getirebilir. Ama eğer gönül terbiyesi eksikse bilimciden insanlığa fayda değil zarar gelir. Nitekim 20. yüzyılda da bunun birçok örnekleri görülmüştür. Birçok bilimciler dünyada ne yaptılar? Yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın mahvedilmesi, öldürülmesi için bombalar icat etti. Halbuki gönül terbiyeleri daha olsaydı onun yerine bu bilimi, bu tekniği insanların hayrı için kullanırlardı. 1960'lı yıllardan itibaren başarılarıyla konuşulan Oktay Sinanoğlu, yine bu yıllardan itibaren akademik hayatta bazı engeller ve gizli açık düşmanlarla sınanacaktır. Başlıca gizli düşmanlar, başarının meyveleridir. Yani aldığı çok sayıda diploma ve ödüller, çalışmalarına bolca yapılan atıflar, övgüler, genişleyen maddi imkanları ve ünü.
Bunlar zamanla diğer sınamaları da getirir. Yayınları bilim mafyası tarafından yavaşlatılmaya çalışılır. Akademik ayak oyunları başlar. Nobel'e iki kere farklı ülkelerden aday gösterildiği halde Nobel verilmez. İşte tam da böyle kritik sınamalarda iç güçleri yardıma yetişerek yoluna devam ettirmiştir. Yani hep vurguladığı bilim artı gönül meselesi. Yazar Emine Çaykara'ya şöyle anlatmıştır. Kendi kültürümle yoğrulmak, kendimi o derin uygarlığın bir parçası hissetmek, halkla kaynaşmak bana daima manevi bir güç veriyordu. İnsanın iç güçleri, gönlü, derinlikli ve sağlam olmalı. Diğer yandan akademik çelmelere karşı sürat silahını kullanmış, bilimsel ortamda çekişmeye girmekten kaçınarak hızla çalışmalarını ilerletmeye odaklanmıştır. Şimdi önünü kesmeye başlar. Fakat bunlar benim daha önce yaptığım şeyde zaten o kitaplara geçiyor o ara. Bunlar ondan sonra uyanıp önünü kesmeye çalışırlar. Diyorlar ki ömür boyu aynı şeyi yapacağız. Çoğu öyle yapar. Bu Nobel'lilerin çoğu öyle yapar ha. Ondan sonra. Halbuki bu ara biz başka şeye başlamışız. Başka bir yol tutmuş oluyor. Başka bir yepyeni bir sahaya başlamışız. Aynı şey orada pat. Bunlar orada önünü kestik zannederken başka bir yerden biz çıkıyoruz Hacivat gibi. Yani bir dolayısıyla çeviklik. Evet. Çeviklik. Onun için buradan bastırdılar oradan çıktı. Oradan bastırdılar buradan çıktık falan derken bu yaşa kadar geldik Allah'a şükür. Gizli düşman olan başarının meyvelerine gelince Oktay Sinanoğlu'nun izlediği temel bir yaklaşıma göz atalım. Bir işi yaparken kendini yaptığın işin meyvelerinden soyutla. Ummana dal ve kendini o işin içinde kaybet. Türkiye o yıllarda bir düzine derin sorunla boğuşmaktadır. Yine o yıllarda ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Profesörü ünvanı Sinanoğlu'na verilir. ODTÜ ve Boğaziçi Evren Kentlerinin kuruluşunda yer alır. Gel gelelim, kültür, bilim ve eğitim politikasına dair önemli fikir ve girişimleri bir şekilde engellenir. İş ciddi meselelere geldiğinde belli merkezlerce önü kesilmektedir. Yani 12 Eylül olmuştu. O 1980'den 12 Eylül sonrası gelmişti. O karışık dönemler, sıkıntılı dönemler. O zaman da gene onun düşünceleri üzerine konuştuk, tartıştık. Bize bazı şeyler anlatıyordu. Fakat birden hızlı bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kaldı. Yani tekrar Amerika'ya dönmek zorunda kaldı. 1980'den sonra işte Yükseköğretim Kurumu'nun da kurulmasıyla birlikte eğitim öğretim dili yavaş yavaş bilim yapılırken bile İngilizceye geçirilmiştir. Soğuk Savaş'ta iki tane power güç vardı hocam. Bir tanesi Amerika, bir tanesi Rusya. Onun etrafında uydu ülkeler vardı. Bu uydu ülkelerin bilimsel gelişmeleri onlara göre dizayn ediliyordu. Gelin Oktay Hoca'yı hem zihinlerimize kazıyan hem de belli merkezler için istenmeyen adam haline getiren bazı düşüncelerini kendisinden dinleyelim. Neden karşı çıkıyorsunuz hocam efendim, yabancı şimdi, dille eğitime? İyi bir şey değil mi yani? Bu tabii büyük bir oyunun yani Amerika ile oyun aşağı yukarı 47'de başladı. Osmanlı'nın son döneminde de başladı da o zaman biliyorsunuz Amerika Türkiye'nin her tarafında Harput'ta, Merzifon'da bilmem nerede misyoner okulları açtı. Ve bunlar da tabii eğitim bulmuş bir ara sayıları. Daha fazla. Evet. Ve biliyorsunuz Robert Kolej de bunlardan biriydi. Bu okullar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında çok büyük rol oynamıştır. Artık bunun bütün belgeleri falan her tarafta var. Bulgaristan'ın kopartılması, Ermeni havalarının başlatılması hep Amerikan yani, okullarında başlamıştır. Osmanlı'nın parçalanmasında evet, bu Amerikan okulları yabancı dille eğitimi. Ve Atatürk bu okulları kapatmıştır. Yabancı dille eğitimi bunlar mı getirdi evet, ülkeye? Evet tabii bunlar getirdi. Sizinle konuşma şerefine nail olacağım. Onun için hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi yumuşak güçle fethedilmiş bir ülkede Kurtuluş Savaşı da topla tüfekle değil yumuşak güç yöntemleriyle olur. Biz gazetedir onu da yazdık. Kurtuluşumuzda yumuşak güç yöntemleriyle sessiz kafayla kalemle zihinleri ve gönülleri kurtarırsak ondan sonra zaten gerisi gelir. Onun için diyoruz. Türkçe biterse Türkiye gider. Bir ülkenin dili yabancı dille eğitime geçtikten 1,5 nesil sonra yok oluyor. Ana okuluna indikten sonra. Şimdi o da başladı. Ondan sonra da kısa sürede tarihten siliniyor. Adı sanı kalmıyor. Dünyanın tarihi böyle milletlerle dolu. Biz şu anda hangi dönemdeyiz? Son. Son perdedeyiz. Son perdedeyiz. Ne yapacağız? Ama her bitiş yeni bir başlangıcın başıdır. Öyle siz mi? Onun için ümitlisiniz. Tabii. 90'lı yıllara kadar sürecek sessizlik dönemi sonunda durumun çok hassas bir noktaya geldiğine kanaat getirerek ilk defa merkezini İstanbul'a taşır. Adres, Yıldız Teknik Üniversitesi'dir. Bu kez kendi insanlarıyla kucaklaşacağı bu yıllarda, parti, görüş, grup ayırmaksızın davet edildiği hemen her yere giderek konuşmalar yapar. Türk milletini insanlığın umudu olarak görmüş, içimizdeki nice cevherlere güvenmiştir. Gelelim bugünlere.
Önce eğitim kurumlarında Türkçe eğitime geçilmediği gibi yabancı dilde eğitim en ücra Anadolu okullarına kadar yayılmaktadır. Kültürel sorunlarımız ise sosyal ve siyasal zeminde çözüm beklemektedir. Sonuçta Oktay Hoca'nın tıpkı bilimsel çalışmaları gibi ömrünü verdiği bu ciddi meselelerin maalesef halen çözülemediğini söyleyebiliriz. Kendisi de 19 Nisan 2015'te aramızdan ayrılarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Peki bu noktada can alıcı soruyu soralım. Başarının büyük bilimini bize gösteren Oktay Hoca bu kez başarısız mı olmuştu dersiniz? Bu insanlar cisim olarak ortadan kalkarlar. Yani hepimiz bir gün yaşlanacağız çünkü makine duracak. Biz de bir makinayız, canlı makine. Ruhu olan, konuşan bir makine. Ama bu tür insanlar yaptıklarıyla sonsuza kadar yaşarlar. Oktay Hoca kesinlikle başarılı olmuştur. Çünkü Oktay Hoca'nın eğer şunları şunları yaparsanız başarılı olursunuz söylemleri bugün karşılık bulmuştur. Ölüm Allah'ın emri, hayatın öbür yüzü ölüm. İkisi birbirinin devamıdır ve bir ummanda, okyanusta. Dalgacılıklar birer insan, iner çıkar. Ben 100 senelik planla çalıştım. Benim görmem şart değil. Ben umman için çalıştım. Yanıtı bir de Mevlana'nın dizelerinde arayalım. Hangi tohum toprağa atıldı, ekildi de tekrar bitmedi. Vakti gelince topraktan filizlenmedi. Bilimini sağlam karakterli, hem milli hem de evrensel bir Türk bilim insanı olarak yapmış, atalarıma ata borcum var deyip çalışmış, dik duruşuyla, cesaretiyle, insan sevgisi, bilgi ve kültür seviyesiyle 20. yüzyılın büyük Türk alimi Oktay Sinanoğlu'ndan bir alıntıyla bitirelim. Matematik insanlara dost doğru, açık seçik düşünmeyi, fikirleri billurlaştırmayı, sadede gelmeyi öğretir. Ne dersiniz? Bizim için de artık fikirlerimizi billurlaştırma, sadede gelme zamanı geldi mi?